Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün gerçekleştirilecek ve toplantı öncesi teamüllerde olduğu üzere yaş üyeleri Anıtkabir'e bir ziyaret gerçekleştiriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekranlarınıza getiriyoruz an itibariyle. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin şekilleneceği bir toplantı, Yüksek Askeri Şura toplantısı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşiyor. Her sene yılın iki ayında Ağustos ve Kasım aylarında normal şartlarda toplanıyor. Ve bu toplantıda emekliliğe gelecek ya da terfi alacak askerlerin durumu görüşülüyor. Toplantı öncesinde her zaman olduğu gibi teamüller gereği önce Anıtkabir'e gidiliyor. Ve Anıtkabir'de Yüksek Askeri Şura üyeleri bir çelenk bırakacak. Daha sonrasında ise külliyeye geçilecek. Orada Yüksek Askeri Şura toplantısı başlayacak. Bu toplantıda atama dosyaları görüşülecek. Kuvvet komutanlarının görevleriyle ilgili kararlar verilecek. Bir üst rütbeye terfi edecek veya emekliliğe sevk edilecek general ve amiraller belli olacak. Yanı sıra yaş haddinden de emekli olacak ya da bekleme süresini henüz doldurmayan Genelkurmay Başkanı'nın ya da kuvvet komutanlarının durumu görüşülecek. Ama bir parantez de aktaralım. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görevine devam etmesinde beklendiğini söyleyelim. Liyamiye Ayhan şu an itibariyle Yüksek Askeri Şura üyelerinin Anıtkabir ziyaretini takip eden arkadaşımız. Oradan detayları dinlemeye devam edelim Liyamiye. Evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura üyeleri artık şu an itibariyle Anıtkabir'de ve Aslanlı yoldalar. Şunu söyleyelim, bugün kritik bir yaş toplantısı, Yüksek Askeri Şura toplantısı daha gerçekleşecek. Toplantıda hangi isimler yer alıyor? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, kuvvet komutanları katılacak. Tabii ki toplantı öncesinde şura üyeleri şu dakika itibariyle Anıtkabir'i ziyaret ediyorlar ki saatler 12'yi gösterdiğinde kritik yaş toplantısı gerçekleştirilecek. Şu dakika itibariyle Aslanlı yoldaki yürüyüş devam ediyor. Toplantıda bir üst rütbeye terfi edecek veya emekliye sevk edilecek generaller, amiraller bu toplantı itibariyle belirlenecek ki yaş haddinin yanı sıra bekleme süresini henüz doldurmayan yine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de görevine devam etmesi öngörülüyor ki bu oldukça önemli. Kuvvet komutanlarının durumunun da bu toplantıda ele alınacağını söyleyelim. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramir Adnan Özbal'ın görev sürelerinin bu yıl dolduğunu söyleyelim. Hem görev süresi hem de yaş haddini dolduran Dündar'ın emekli olması halinde teamüller uyarınca yerine en güçlü aday olan yine Orgenerallikteki kıdemiyle 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in yine şunu da söyleyelim ki görev sürelerini dolduran Özbal ve Küçük Akyüz yaş hadlerini ise henüz doldurmadılar. Bunu da ifade edelim. Önemli bir Yüksek Askeri Şura toplantısı. Elbette ki nihai karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği imzayla aslında netleşmiş olacak. Yüksek Askeri Şura toplantısında yine kuvvet komutanlarının emekliye ayrılmaları durumunda teamüllere göre Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı Orgeneral Atilla Gülen, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Kuvvet Komutanlığı'nın en kuvvetli adayları arasında bulunuyor. Bunu da ifade edelim ama elbette ki saat 12'de başlayacak olan Yüksek Askeri Şura toplantısı sonrasında açıklanacak kararlarla tüm bunları daha net bir şekilde görmüş olacağız. Şu an itibariyle yine Aslanlı yoldaki yürüyüşün devam ettiğini söyleyelim ki ilerleyen artık dakikalar içerisinde burada bizim gazetecilerin bulunduğu alanda olacaklar. Elbette kritik bir Yüksek Askeri Şura toplantısı olduğunun bir kez daha altını çizelim. Önemli bir süreçte gerçekleşecek. Yine kuvvet komutanlarının terfi atamaları noktasında önemli bir toplantı olacak. Bu Yüksek Askeri Şura toplantısı Başkan Erdoğan başkanlığındaki toplantıda kuvvet komutanlarının görevleriyle ilgili kararlar verilecek ki bu kararlar
Oldukça önemli. Bundan sonra kuvvet komutanlarının aslında yapacağı görevler noktasında da kritik bir toplantı. Bir kez daha altını çizelim. Tabii şunu söyleyelim, ayrıca bu yıl rütbede 4 yıl bekleme süresini tamamlayan toplam 77 general, amiral terfiyi bekliyor ki bu da önemli. 77 general ve amiralin terfi beklemesinin yanı sıra rütbe bekleme süresi şartını esneten düzenlemelerin ardından rütbesinde 3 yılını dolduran 46 general ve amiral de yine terfi heyecanı yaşıyor. Bu Yüksek Askeri Şura toplantısında elbette ki Yüksek Askeri Şura toplantısı saatler 12'de başlayacak ki burada atanın huzurunda şura üyeleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan atanın huzuruna çıkıyorlar. Şu dakikalar itibariyle Anıtkabir'deki törenin devam ettiğinin altını çizelim. Bir kez daha şunu söyleyelim. Tabii ki şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret ediyorlar ama bu toplantıda elbette ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bundan sonraki komuta kademesine ilişkin önemli kararlar alınacak ki bu da her yıl yapılan Yüksek Askeri Şura toplantılarının aslında en önemli saatlerinin olduğunu da ifade edebiliriz bu çerçevede. Tabii şu dakika itibariyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura üyeleri artık yavaş yavaş bizim bulunduğumuz alana da artık gelmek üzereler. Bunu da söyleyelim. Yavaş yavaş evet Atatürk'ün mozaresine çelenk koyacak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura üyeleri. Bir kez daha altını çizecek olursak önemli, kritik bir toplantı. Şu dakika itibariyle Şura üyeleri atanın huzurundalar. Ardından da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplantı başlamış olacak saatler 12'yi gösterdiğinde. Evet, Atatürk'ün mozalesine yine ay yıldızlı bayrakla süslenmiş, yine kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan o çiçek demeti de yine mozalesine konulacak. Tabii ben burada bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Yüksek Askeri Şura toplantısına katılacak olan isimler, önemli isimler elbette ki Şura üyesi bakanlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, yine Milli Savunma Bakanı burada olacak ki kendilerini evet şu an itibariyle zaten ekranlarda görüyoruz. Artık yavaş yavaş Anıtkabir'in iç alanına doğru Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Şura üyeleri evet girmek üzere olduklarını biz de söyleyelim. Tabii İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yangınla mücadele çerçevesinde afet bölgesinde şu an itibariyle evet Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı görüyoruz. Yine toplantıya katılacak isimler arasında Adalet Bakanı, yine İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim Bakanı, Kuvvet Komutanları, Genelkurmay Başkanı yine burada bu toplantıya katılacak isimler arasında. Tabii bir kez daha hatırlatalım. Yine bu toplantıda elbette ki kuvvet komutanlarının bu noktada terfileri, atama dosyaları detaylı bir şekilde değerlendirilecek Yüksek Askeri Şura toplantısında ve toplantının bitiminde de bir açıklamayla elbette ki kamuoyuyla paylaşılmış olacak bugün içerisinde. Bir kez daha hatırlatacak olursak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Or Amiral Adnan Özbal'ın görev sürelerinin bu yıl dolduğunu ifade edelim. Hem görev süresi hem de yaş haddini dolduran Dündar'ın emekli olması halinde teamüller uyarınca yerine en güçlü aday Orgenerallikteki kıdemiyle de 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in olduğunu
olduğunu ifade edelim. Görev sürelerini dolduran isimler Özbal ve Küçük Akyüz'ün yaş hadlerinin henüz doldurulmadığını hatırlatalım bir kez daha. Yaşta her iki isimde görevlerini uzatma kararı da çıkabileceği gibi yine emekli olmaları da istenebilir ki elbette ki bu çerçevedeki nihai kararın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğunu söyleyebiliriz ki bu anlamda Yüksek Askeri Şura toplantısı da alınacak kararlar oldukça önemli. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin bundan sonraki yapılanması anlamında oldukça önemli olacak. Yüksek Askeri Şura toplantısı her yıl Ağustos ayında gerçekleştirilen bu toplantı bu anlamda oldukça kritik bir toplantı. Ve elbette ki şunu söyleyelim, şu an itibariyle saygı duruşunun olduğunu da ifade edelim. Deki törenin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Askeri Şura üyeleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek ve toplantıda görev süresini, yaş haddini dolduran yine özellikle kuvvet komutanlarının özellikle atama, terfi dosyaları ele alınacak. Görev süreleri noktasında karar verilecek ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin şekilleneceği Yüksek Askeri Şura toplantısı gerçekleşecek. Saatler 12'yi gösterdiğinde yine toplantının başlaması bekleniyor ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan şu an itibariyle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçiyor. Tabii Anıtkabir ziyareti oldukça önemli. Bu ziyaretin ardından yapılacak Yüksek Askeri Şura toplantısında tabii ki yaş kararları kapsamında bazı kor generallerinde bir üst rütbeye terfi etmesi bekleniyor. Yine kadrosuzluktan emekliye sevk edilecek olanların durumu da görüşülerek karara bağlanacak. Bu toplantıda bir kez daha hatırlatacak olursak Yüksek Askeri Şura toplantısında özellikle görev süresi kapsamında yaş haddinin yanı sıra bekleme süresini henüz doldurmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in göreve devam etmesi öngörülüyor. Yine kuvvet komutanlarının durumu da detaylı bir şekilde toplantıda ele alınacak. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın yine yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın da görev sürelerinin bu yıl itibariyle dolduğunu söyleyebiliriz ki bu çerçevede hem görev süresi hem de yaş haddini dolduran Dündar'ın emekli olması haline de yine teamüller gereğince yerine gelecek özellikle
En güçlü aday da bu noktada Orgenerallik'teki kıdemiyle görev süresi çerçevesinde 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever olduğunu söyleyebiliriz. Yine elbette ki bu noktada karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı sonrasında verilecek karar açıklanacak. Bunu da söyleyelim. Görev süresini doldurulan yine Özbal ve Küçük Akyüz yaş hadlerini ise henüz doldurmadılar. Bunu da ifade ettikten sonra şunun ifade edelim ki Yüksek Askeri Şura toplantısında nihai karar Başkan Erdoğan'a ait olacak demiştik. Tabii kuvvet komutanlarının emekliye ayrılmaları durumunda teamüllere göre Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülen, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise Donanma Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu ve Kuvvet Komutanlığı'nın en kuvvetleri adayları arasında bulunduklarını söyleyebiliriz. Teamüller çerçevesinde sürecin böyle işleyeceğini söyleyelim. Tabii bu yıl Yüksek Askeri Şura toplantısında yine özellikle rütbede 4 yıl bekleme süresini tamamlayan toplam 77 general, amiral terfi beklediğini söyleyelim. Toplam olarak rakamlar bu çerçevede yine rütbe bekleme süresi şartını esneten düzenlemeler vardı ki bu düzenlemelerin ardından rütbesinde 3 yılını dolduran 46 general ve amiralin de yine bu Yüksek Askeri Şura toplantısında biz terfi heyecanı yaşadığını söyleyebiliriz. Şurada alınacak olan kararlar Başkan Erdoğan'ın onayının ardından yine yürürlüğe girecek, uygulamaya konulacak. Bunu da söyleyelim. Yüksek Askeri Şura toplantısında hangi isimler yer alıyor? Elbette ki bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Anıtkabir ziyaretinin hemen sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura üyeleri ve bu çerçevede toplantının başlamış olacağı bilgisini... Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak 2021 yılı toplantısı vesilesiyle bir kez daha huzurunuzdayız. Türkiye Cumhuriyeti'ni işaret ettiğin şekilde muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgınına rağmen Türkiye ekonomiden savunmaya, üretimden sağlığa kadar pek çok alanda önemli başarılara imza atmaktadır. Bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde ve yurt dışında icra ettiği başarılarla operasyonlarına milletimize güven aşılamak suretiyle devam ediyor. Ruhun şad olsun. Rahmet işte Sayın Cumhurbaşkanım. Hazır. Teşekkür ediyorum. Sol. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını da dinledik. Elbette ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada Ulu Önder Atatürk'ün huzurunda yazdığı mesajında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonlarına devam ettiğini bir kez daha vurguladı ve bu noktada özellikle Türkiye'nin koronavirüsle mücadele sürecinde de yine etkin çabasına da değindiğini ifade edebiliriz. Tören aslında artık yavaş yavaş sona ermek üzere. Bunun da altını çizelim ve burada ki törenin hemen sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura üyeleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacaklar ve kritik Yüksek Askeri Şura toplantısı saatler 12'yi gösterdiğinde başlamış olacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.